Emek Partisi olarak geçmiş olsun diyoruz. Korkunç bir şey yaşandı. Yani Türkiye'de parlamentoda bulunan üçüncü büyük partinin başkanı, eş başkanları, meclis grup başkan vekillerinden birisi kendi binasına gidemiyor. Bunu şiddetle kınıyoruz. Tek adam rejiminin faşist bir inşa sürecinin ne hale geldiğini görüyoruz. Ferhat Başkan'a atılan tokat bize göre Kürt halkına atılmış bir tokattır. Sadece Kürt halkına da değil, Türk halkına da atılmış bir tokattır. Çünkü ben dün Kocaeli'deydim. Bekat grevini ziyaret ettim. Fiilen bir grev yapıyorlar. Grevleri yasaklamış. Orada da söyledim. Sonra Pulver direnişinde, iş yeri direnişinde orada da söyledim. HDP'li belediyelere gelen kayyum neyse, Ferhat Encü'ye atılan tokat neyse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na konan siyasi yasak neyse, bu grev yasakları da aynı şeydir. Topyekün bir saldırı var. Bizim topyekün buna cevap vermemiz, karşı durmamız gerekir. Ve bölük pörçük olmamamız gerekir. Biz tabii dün genel il başkanımız, MHK üyemiz Sema Barbaros, eski vekilimiz Levent Tüzel de oradaydı. Orayı da açıklama da yaptılar, lanetlediler. Özel olarak da şunu belirtmek istiyorum. Yani bu tür durumlarda tereddüt etmemek gerekiyor. Bu meselede Kürt halkı temel özgürlük sorunlarında, demokrasi sorunlarında nerede kararlı ve tutarlı durduysa bugün de sosyal demokratından diğer kesimlere kadar herkesin bu meselenin karşısında yek bulup vücut da burada olması gerekiyor. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Roboski'nin yıl dönümüne geliyoruz. Böyle bir süreçte adalet olmadı, tarihsel yüzleşme olmadı. Bütün bu karanlık süreçten beslendiler. Yani bu cesareti, o tokatı atma cesaretini ondan buldular. Eğer Roboski adalet gelseydi, yaptırımlar gelseydi, cezalar gelseydi bunlar cesareti bulamayacaklardı. Dolayısıyla bu aynı zamanda halkın vicdanını yaralayan, sadece Ferhat Encü değil, Ferhat Başkan'ı, eski vekilimizi yaralayan değil, halkın vicdanını yaralayan bir saldırıdır. Biz yazılı açıklamamızda da ifade ettik, sorumlular açığa alınmalı. İnceleme başlatılmış gerçi ama yani ağır cezaların olması lazım bu süreçte. Sadece tokatı atan değil, ona yol verenlerin, siyasal sorumluların ve amirlerinin de yargı önünde hesap vermesi gerekir. Çürümüşlüğü geldiği noktadır. Yani düzenin, adaletin, toplumsal güvenliğin, çürümüşlüğünün bu iktidar eliyle nereye geldiğinin de çok açık bir göstergesidir. Biz sadece buraya, ben dün Kocaeli'ndeydim, yoksa zaten yayına olacaktı, programımız vardı. Hemen gitmeliyiz. Dayanışma içerisinde olmalıyız dedik. Ama bununla kalmayacağız. Biz Roboski halkının şahsında, Kürt halkının şahsında bu tokatın yanıtını hep birlikte Roboski'de bir arada durarak vereceğiz. Ben de 28 Aralık günü Roboski'de katliamın yıl dönümünde ailelerle birlikte olacağım. Ferhat Encü'yle birlikte de orada da birlikte mesaj vereceğiz. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bir kez daha yalnız değilsiniz. O tokat hepinize, sağ olun. Bu karanlığı hep birlikte